Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok farklı bir OBS plugin'i inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz plugin daha çok kamerası olmayan arkadaşlarımı ilgilendiriyor veya kamerası olup da kendini göstermek istemeyen arkadaşlarımı çok ama çok ilgilendiriyor. Yayınlarında değişiklik yapmak isteyen veya yayınlarını biraz daha renklendirmek isteyen dostlarım mutlaka bu videoyu izleyin. İnceleyeceğimiz plugin ile ekranımıza tatlış mı tatlış bir animasyon ekleyebiliyoruz ve bu animasyon bizim mouse hareketlerimiz ve klavye hareketlerimizi tamamen algılayarak bizi taklit ediyor. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Her zamanki gibi öncelikli olarak açıklama kısmındaki linkten pluginimizi indiriyoruz. Linke girdikten sonra sağ üst taraftaki download linkine tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi zip dosyamız iniyor. Bu zip dosyasını ben masaüstüme alıyorum. Klasör olarak masaüstüne çıkarttım. Sonrasında klasörümü açıyorum. Açılan klasörde BangoCat'e geliyorum ve bir önceki videomuzda yaptığımız gibi tekrardan bilgisayarıma geliyorum ve OBS'imin kurulu olduğu yere gidiyorum. OBS'imin kurulu olduğu yere indirdiğimiz plugin'deki dosyaları kopyalıyorum ve OBS'imin kurulu olduğu yere yapıştırıyorum. Bunu tüm geçerli öğeleri ya için yap diyorum ve devama tıklıyorum ve kapatıyorum. Sonrasında hemen OBS'imizi açıyoruz. Sonrasında kaynaklar kısmına sağ tıklıyorum, ekle diyorum ve gördüğünüz gibi burada eklediğimiz plugin çıktı. BangoCat'e tıklıyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi önümüze böyle bir görüntü açıldı. Ve şu an bakın ben mouse oynatıyorum, o da oynatıyor. Mesela Q'ya bastım, E'ye bastım, W'ye bastım. A, S, D, 1, 2, 3, 4, 5. Abi çok tatlı değil mi? Oha! Ben bunu kullanırım bu arada. Sonrasında aşağıya geldiğimizde gördüğünüz gibi burada ayarlarda Relative Mouse Movement var. Bunu tıkladığımızda daha gerçekçi mouse'u hareket ettiriyor. Aşağıya doğru indiğimizde ise Random Motion kısmından aşağıya doğru indiğimizde gördüğünüz gibi farklı seçenekler var. Bunların hepsini mesela kapattığımızda gördüğünüz gibi animasyon çok fazla hareket etmiyor. Eye Blink'e tıkladığınızda ve Mouse Traction'a tıkladığınızda gördüğünüz gibi kedimiz bizim mouse'umuzun hareketine göre biraz daha animasyonlu olarak hareket etmeye başlıyor. Bu da daha tatlı bir görüntü oluşturuyor. Buna tamam dediğimizde ve şöyle sağ aşağıya doğru bir küçültme yaptığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Klavyeye de tıkladığımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Q, E, W, E, A, S, D. Gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor ve çok tatlı duruyor. Şimdi bu şekilde bir oyun oynayalım bakalım nasıl gözükecek. Aha. Hoppa paket. Professional kedi. Dur, sağlık basıyorum. Sağlık basıyorum, dur. Dur, sağlık basıyorum. Sen kediye bak, sen kediye. Sen nasıl bir kedisin? Sen ne felaket bir kedisin. Oha, kollarımız kopmuş. Şerefsiz, dibimizdeymiş. Var mı bir kişi daha burada? Ölür müsün biraderim? Bir. Hadi. Paket. Bir tane şöyle gitti. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka ve mutlaka kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Ayrıca kanalımız çok tatlı, çok güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor sizlerin sayesinde. Ayrıca kanalımız sizlerin sayesinde çok tatlı ufak ufak büyümeye başladı. Ve sizin desteklerinizle ben daha çok video çekmeye teşvik oluyorum ve daha çok çaba göstermeye başlıyorum. Sizler de bana biraz daha destek olmak için arkadaşlarınıza, amcalarınıza, dostlarınıza, teyzelerinize, halalarınıza zorla abone etmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.